Kızım bana bir kahve yapın. Şimdi ablacığım. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım! Nerede bu adam? Bilmem ki. Az sonra sahneye çıkması gerekiyor. Buyurun, buyurun, buyurun bakalım, buyurun. İçeride kıyamet kopuyor. Ne yapacağız şimdi? Kadının da programı bitti. Bilmem ki. Bilmem ki ha? Bilmem ki. Bilmezmiş. Ah, az sonra salonu savaş alanına çevirirler. Hey bana bak, gel buraya, gel, 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 gel. Nerede bu herif? Kimse nereye gittiğini bilmiyor. Manyak bu herif. Beni batırmak niyetinde. Mahvoldum ben. Yedim onu. Demek beni özledin. İlk genel ev kadını ile birlikte olmak sana utanç vermiyor mu? Seni başkalarının baktığı gözle görmüyorum. Birden hoşlandım senden. Diğerlerinden farklısın. Bu senin düşüncen. Başkalarına göre buradaki kadınların hepsi aynıdır. Ama birbirimizden hoşlandık. Ortak bir yanımız olmalı. Hiçbir ortak yanımız yok. Gerçek şu. Ben bir fahişeyim. Bu senin suçun değil. Suçlu olan seni buraya sürükleyen koşullar. Bir deyim vardır. Neydim, ne oldum, ne olacağım. Herkesin de bir kader çizgisi vardır. Ondan kaçmanın mümkünü yok. Ama bilinçli olup da kaderi zorlarsan, belki inadından vazgeçirir, kendine güldürürsün. Beni al hele. Bugünkü yerime geleceğimi hiç düşlememiştim. Açlığa tutsak, tokluğa hasrettik. Karnımızı doyurmak için köyden şehre göç ettik. Bir zaman amelilik yaptım. Bu ara babam öldü. Anamla yaşam kavgasına giriştik. Beklemediğim bir anda bugünkü yerime geldim. Bunun tam tersi de olabilirdim. Ayak işlerinde çalışan biri, bir katil, bir hırsız, bir yan kesici olabilirdim. Hatta çok çok kötü durumlara düşebilirdim. Dedim işte. Neydim, ne oldum, ne olacağım. Olmak. Evrende bir nokta. Bedende bir can. Cemiyette yüz karası. Yaşamalı mı, yaşamamalı mı? Hadi, sarıl bana. Şu anı değerlendirelim.
bunca uğraş veriyorum. Ancak bir çıkış yolu bulamıyorum. Kimsesizlik erkekler için pek zor değil. Ama kızlar için çok zor. Küçük yaşta yetim kaldım. 16 yaşıma kadar akrabalarımın yanında itile kakıla çile doldurdum. Varlığımdan bıkmış olan akrabalarım benden 30 yaş büyük birine imam nikahıyla verdiler. Kocam olacak herif aynı gece tanımadığım birine beni satarak ortadan kayboldu. Beni satın alan kişi işte böyle bir yer işletiyordu. Yani genel ev patronuydu. Birçok patron ve pezevengin elinde oradan oraya kuru bir yaprak gibi sürüklendim durdu. Artık geçmişi unutalım. Birbirimizi daha iyi tanıdık. İkimiz de acılarla yorulmuşuz. Kader diyelim geçsin gitsin.